Merhaba. Yine bir çarşamba ve yine bir dezenformasyon hakkında yaptığımız serinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Haftalardır yanlış bilgilerden korunmanın yollarını öğreniyoruz, öğretiyoruz sizlere. Beraber öğreniyoruz biz de. Doğru bir medya okuryazarı nasıl olunur tartışıyoruz. Yaptığımız bunca yayının faydası olduğunu da umuyoruz. Temennimiz bu. Serimizin bu bölümünde benim üniversite hocam, aynı zamanda iş arkadaşım, beraber çalıştığımız sevgili Profesör Doktor Bülent Çaptı'yı konuk edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Öğrenci olduğun dönemde Ankara Üniversitesi'nde pek çok şey öğrendik sizden ve öğrenmek de bitmiyor yani. Yıllar geçti, 32 yıl geçti, 33 yıl geçti hatta hala öğrenmeye devam ediyoruz. İletişim deyince akla gelen Bülent Hoca belki tanırsınız, belki tanımazsınız ama bir numaralı isimlerden birisidir şu anda ve hala Bilkent Üniversitesi'nde profesörlük yapmaya ve gençleri, genç gazetecileri yetiştirmeye devam ediyor. Bizim de belgesel bölümümüzün danışmanı aynı zamanda hocam sizde şunu sormak istiyorum dezenformasyonu içeren bir içeriği bilgiyi paylaşmanın sakıncaları nedir Hani bilerek ya da bilmeyerek bunu nasıl paylaşıyor insanlar neden hangi güdülerle paylaşıyor acaba sizce Aslında şöyle biz bunu en son bu pandemide yaşadık yani e, bu tür e, yalan eksik bir, 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 bir şekilde e, sahte bilgileri paylaşmanın bir bedeli ortaya çıktı o da ne o Pandemi sürecinde insan sağlığını son derece yakından ilgilendiren ve sonuçları itibariyle çok vahim sonuçlar doğuracak bir durumla karşı karşıyaydık. Birdenbire bu ortalıkta dolaşan bilgi fazlalığı bir bilgi kirliliğine yol açtı. O bilgi kirliliği de insan hayatına ölüme kadar götürecek düzeyde olumsuz sonuçlar çıkarttı. Hatta bunu Dünya Sağlık Örgütü adını koydu infodemi dedi infodemi aslında bilgi salgını. Şimdi hatırlayın yani yavaş yavaş artık bu info şeyden pandemiden çıkıyoruz ama o dönemleri hatırlayın. Bilgiler uçuşuyordu. İşte hatta şeye bile tevatürler işte dezenfektan için onu yaparsanız bu olur diye. işte tam da bilgi kirliliği dediğimiz şey bu. İnsanın hayatına sağlığına zararlı etkileri olabilecek bir noktaya getirmesi işte bu çok somut etkisi bu derecede yaşamıyorduk aslında siyasi sonuçlar oluyordu insanların algılarını değiştirmesi söz konusu oluyordu fikirlere dair bir takım yanlış yönlendirmelere yol açacak bilgilerin dolaşımı söz konusuydu ama pandemiyle birlikte bu zararın boyutlarının ne olabileceğini çok net olarak öğrenmiş olduk şimdi buradaki temel sıkıntı şu İnsanlar genellikle kendi inançlarına, kendi duyduklarına, bildiklerine dair kendi dünyaları içerisinde kendilerine uygun gelen bilgileri paylaşmayı ya da kabul etmeyi seviyorlar. Yani baktığı zaman benim kendi inanç yapıma, düşüncelerime, bir şekilde var olan bilgime dair bir takım şeyler elime geldiği zaman kafamda şüpheler oluşsa bile... O kafamdaki şüpheleri diyorum ki bir dakika bu benim inandığım şeyi söylüyor o zaman kabul ediyorsunuz. Ama bunu sorgulamadan olduğu gibi kabul etmeniz birinci sıkıntı, ikinci sıkıntı. Bununla da kalmıyorsunuz. Sosyal ağlarda bunları paylaşıyorsunuz. İşte temel sıkıntı orada. Siz de aracılık görevi yapıyorsunuz. Ve burada aslında mekanizmayı bir yerde kırabilseniz durdurabilseniz hiç olmazsa o bilgi size gelecek. Siz ondan şüphelenmiş olsanız şüphelendiğinize dair o bir araştırma yapsanız böylece zinciri kırmış olacaksınız. Ama çoğunlukla insanlar kendilerine uygun geldiği düşün şeyleri, fikirleri, bilgileri, haberleri hiç sorgulamadan dağıtıma sunuyorlar. İşte temel sıkıntı burada. Hocam sizce bu internetin gelişmesi dezenformasyonu bitirdi mi büyüttü mü? Yani daha mı fazla dezenformasyon var yoksa daha mı kolay insanlar bunun dezenformasyon olduğunu anlıyorlar? Yani işte önce temel şey şu elinize bir, 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 diyelim ki bir internet sitesinde baktınız ya da size bir, 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 bir şey paylaşım geldi sosyal medyadan. Bir, hemen arkasında da işte internet sitesinin ya da bir haber kaynağının ya da bir, bir şekilde bir kaynağa dair de bir gönderme var. Birinci şey şu bir o kaynağa bakın. Yani bilginin çıktığı kaynağa bakın. Neresi orası? Çoğunlukla sahte şeyler adresleri kullanıyorlar ya da çok tanınmış haber kaynaklarının ufacık bir değişiklik yapıyorlar ve o değişikliği siz fark etmiyorsunuz. Yani o bilgiyi size sunmuş olan kaynak neyse Önce onu sorgulamanız gerekiyor. Hemen yani sizin önünüze düşen ne varsa onu olduğu gibi kabul etmek değil. O kaynağa dair bilgilere de bir sorgulama yapmanız gerekiyor. İkinci nokta tamam aldığınız bilgiyi, ikinci şey bitmiyor. O bilginin içerisinde ya da o haberin içerisinde hangi kaynaklar kullanmış? Bu kaynaklarda ne ölçüde yer verilmiş? O kaynaklara da dair ne kadar bilgi verilmiş? Ö Örneğin diyorlar ki işte yapılan araştırmalara göre e, işte şunun sağlığa zararlığı var. Sa sa sağlığa zararları var tamam. Peki yapılan araştırma ne? Kim yapmış? İşte İsviçreli bilim adamları diyor ki mesela ya bir dakika kim onlar? Ne zaman yapmışlar? Bu, 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 bu bilimsel araştırmanın örnekleme ne? Bunun varsayımları ne? Kime uygulamışlar? Ne kadar sürmüş gibi? Ee, ya da işte mesele sadece sağlıkla ilgili değil, siyasetle ilgili, günlük yaşamla ilgili o kadar çok bilgi dolaşıyor ki. O bilgileri bir kaynağa da, dair ya da o bilginin içerisinde ya da o haberin içerisinde birçok kaynak oluyor. İşte o kaynaklara bir bakmanız lazım. Kim bunlar? Kim demiş bunu? Kim söylüyor bunu? O soruyu sormanız gerekiyor. Üçüncüsü de şu. Karşılaştırın. Başka kaynaklara bakın. Size bir bilgi geldi. Size bir haber geldi. Bir bakın bakalım. O haber, o bilgi başka kaynaklarda da var mı? Böylece üç aşamada, bunlar çok ana hatlarıyla söylüyorum. Bunun çok da ayrıntıları var ama şu üç, üç aşamayı kullansak... Şu üç aşamada biz elimize erişen bilgileri, bize, bana bize erişen bilgileri şöyle bir süzgeçten geçirsek göreceksiniz ki o, o süzgeçten geçmeyen çok haber ya da çok bilgi olacaktır. Bülent Hocam bir medya okur yazarlığı deniliyor. Nedir bu medya okur yazarlığı? Siz nasıl tanımlarsınız? Yani bu şöyle bir şey. Medya okur yazarlığı aslında... E Sosyal medyada, geleneksel medyada karşınıza düşen herhangi bir bilgi, herhangi bir görüntü, bir, bir fotoğraf, bir paylaşım ne varsa, ne olursa olsun sorgulayarak bakmak, olduğu gibi kabul etmemek. Sorgulamak için bir, bir elinizde donelerin olup yani bu, bu sorguyu yaparken bir, bir, bir mekanizma koymanız gerekiyor. Hemen o, 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 o işte medya okur okuryazarlığı dediğimiz şey de buna dair becerilere, buna dair bilgilere sahip olmak. İşte e, analiz etmeniz gerekiyor, bir, yalnız buradaki temel sıkıntı şu tabi e, bu bir zaman istiyor, bu bir emek istiyor. Çünkü biz şuna alıştık, o kadar hızlı ki, veriler o kadar hızlı, bilgiler o kadar hızlı, haberler o kadar hızlı ulaşıyor ki bizlere. O o hız içerisinde de durup bir dakika sorgulamam lazım, bir dakika bakmam lazım, bir analiz etmem gerekiyor. O süzgeçten ya da o filtreden ya da bu mekanizmadan geçtikten sonra ben bunları e, doğru olarak kabul edeyim, ve bu doğru bilgileri paylaşayım demeniz gerekiyor. İşte bu bu, bu ve beceriye erişmek için de medya okuryazarlığı yazarlığı diye adını adı konuldu bunun. Bülent Hocam çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler biz Bülent Çaplı'dan öğrendik tabii ilk üniversitede ve 5N1K adında bir program yaptık. Bu 5N1K aslında bir haberde belki de dezenformasyonun ilk savunma e, hattı diyebiliriz. Bir haber olduğu zaman karşınıza geldiği zaman altı soru soruyorduk. Ne? Ne oldu? Ne zaman oldu? Nerede oldu? Neden oldu? Nasıl oldu? Ve kimin başına geldi? Aslında bu soruya özellikle dezenformasyondan korunmak için bir soru daha eklendi. Artık 5 ne 2 kaldı. Kimden? Tamam da haber nereden geliyor yani? Hani kaynağı kim? Çünkü kaynak da önemli. Hani Twitter'da duydum, Facebook'ta okudum, televizyonda demişler ki işte doğmuşta komşum duymuş. Bunlar bir kaynak değil. O kaynağın doğru bir kaynak olması, güvenilir bir kaynak olması çok önemli. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Sizlere bu serimizde dezenformasyonla nasıl mücadele edeceğinizi anlatmaya çalıştık. Umarım anlatmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Umarım başarılı oluyoruzdur.